Değerli arkadaşlarım merhaba. Fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugün dersimiz fen mikse olacak. Bugün 7. sınıfın 3. ünitesine bakacağız. Yani kuvvet ve enerji ilişkisine. Kıymetli arkadaşlar bu 3. üniteyi kütle ve ağırlık, kuvvet iş ve enerji ilişkisi ve enerji dönüşümü adı altında 3 bölümde inceleyeceğiz. Tabii ki bugünkü dersimiz kütle ve ağırlık ilişkisi olacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, kütle varlık ilişkisine baktığımız zaman peki biz bu derste hangi kazanımları inceleyeceğiz? Baktığımız zaman kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlıklı olarak adlandıracağız. Kütle varlık kavramlarını karşılaştıracağız. Yer çekimi, kütle çekimi olarak gök cisimlerine yapacağız. Temelinde inceleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Ve bugünkü dersimizde bunlara bakacağız. Peki kütle nedir? Bir cismin sahip olduğu tanecik sayısıdır ve değişmeyen madde miktarıdır. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Birimi kilogramdır ya da gramdır. Bir cismin kütlesi evrenin her yerinde aynıdır. Gezegenden gezegene asla değişmez kıymetli arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Kütle madde miktarının ölçüsüdür. Kıymetli arkadaşlar, kütle birimi kilogram ya da gramdır dedik. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın neresine giderseniz gidin ve dünya dışında uzay boşluğunda istediğiniz ya da farklı bir gezegen düşünün. Asla kütle orada değişmeyecektir ve hep aynı olacaktır. Bir cisim dünyanın ya da uzayın neresine götürürse götürsün cisimdeki madde miktarı asla yani kütle değişmez. Kıymetli arkadaşlar, burada küçük bir sorumuz var. Buna göre kıymetli arkadaşlar, manava patates almaya giden Nuri Bey poşete doldurduğu patatesleri manava uzatıyor. Manav poşeti eşit kollu terazinin bir kefesine koyup diğer kefesine bir tane 500 gramlık, iki tane 1 kilogramlık ve 4 tane de 250 gramlık kütle koyarak bu patatesleri ne yapıyor? Dengeliyor. Ve buna göre Nuri Bey manavdan kaç kilogramlık patates almıştır? Değerli arkadaşlar, bu soruya baktığımız zaman peki Nuri Bey kaç tane 500 gramlık kullanmış? Bir tane. İki tane de 1 kilogramlık etti sana 1,5. Yani 2 oradan 1 de oradan kıymetli arkadaşlar. 2,5 kilogram. 4 tane de 250 var kıymetli arkadaşlar. 4 tane 250 gram da 1 kilo yapar. Toplamda 3,5 kilo patatesini yapmıştır kıymetli arkadaşlar. Almıştır. Peki bu şekilde de düşünebiliriz. 1 tane 500 gramlık. 2 tane 1 kilogram kıymetli arkadaşlar. 4 tane de 250 gram. Şimdi 1 tane 500 gram 0.5 kilo yapar. 2 tane 1 kilo 2 kilo yapar. 4 tane kıymetli arkadaşlar 250 gram da 1 kilo eşit olacaktır. Toplamda Nuri Bey manada 5 kilogram ne yapmıştır? Patates almış. Şimdi gelelim kütle çekim kuvveti de. Gelelim sahip olduğu çekim kuvveti de. Kütle çekim kuvveti de. Gezegenlerin güneş çevresinde bir yörüngede dolanmaları nedeni gezegenin gezegenler üzerinde uyguladığı kütle çekim kuvveti. Gezegenler üzerinde bulunan isimlere de çekim kuvveti uygularlar. Bu kuvvetin dünyadaki özel isim kıymetli arkadaşlar biz yer çekimi kuvveti olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Şimdi burada değerli arkadaşlar buradaki gezegenlerin her birinin kıymetli arkadaşlar kütle çekim kuvveti birbirinden farklı olduğunu ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz. Bazı gök cisimlerinin 1 kilogramlık kütle uyguladıkları kütle çekim kuvvetleri kıymetli arkadaşlar. Örneğin Merkür'ün 1 kilogramlık kuvvetle etki ettiği 3.7 Newton. Venüs 8.87 Newton. Ay 1.62 Newton. Dünya kıymetli arkadaşlar 9.81 Newton'dur. Kıymetli arkadaşlar biz genelde sorularda özellikle fizik dersinde İnşallah normalde şu an bu 7. sınıf düzeyi olduğu için siz fizik dersini işlediğiniz zaman kıymetli arkadaşlar yer çekim kuvvetini göreceksiniz ve G olarak adlandıracağız. Genelde bir sorularda 10 olarak alıyoruz ama kıymetli arkadaşlar 1 kilogramın etki ettiği kütle çekim kuvveti kıymetli arkadaşlar normal şartlarda 9.81 Newton'dur. Yani sırf sorularda virgül işlem yani virgülden kurtarmak adına biz 10 alıyoruz. Yuvarlanma yapmışız kıymetli arkadaşlar. Peki Mars ne kadar? 3.77 Newton. Jüpiter 23.3. Satürn 9.2. Uranüs 8.69. Neptün 11 Newton. Ve Güneş'in kendisi 247 Newton kıymetli arkadaşlar.
Demek ki her gezegenin kendisine has bir kütle çekim kuvveti vardır denir arkadaşlar. Peki kütle çekim kuvveti ne demek? Evrende bulunan tüm cisimler birbirine çekim kuvveti uygular. Bütün gök cisimleri hem birbirine hem de üzerindeki cisimlere çekim kuvveti uygular. Cisimlerin birbirine uyguladığı bu çekim kuvvetine değerli arkadaşlar biz kütle çekim kuvveti diyeceğiz. Bir gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü o gök cisminin kütlesine ve gök cismiyle cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır. Gök cisminin kütlesi arttıkça cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar. Gök cismiyle cisim arasındaki uzaklık arttıkça değerli arkadaşlar kütle çekim kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır. Değerli arkadaşlar buradaki bilgiler genel olarak sorularda, testlerde, yazılarda yorum olarak karşımıza geliyor. Lütfen bunlara çok çok dikkat edin. Peki yer çekimi kuvveti deyince biz ne anlıyoruz? Yer kürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti ise yer çekimi kuvveti olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Yer çekimi kuvvetin yönü daima yerin merkezine doğrudur. Kıymetli arkadaşlar animasyonlarda baktığımız gibi bir cismi havada tutup bıraktığımız zaman hemen hızlı bir şekilde aşağı düşüyor. Bu cismin aşağı doğru kıymetli arkadaşlar yer çekim kuvveti olduğu için bu yüzden yerin merkezine doğru kıymetli arkadaşlar ne yapacaktır? Hareket edecektir. Yani belli bir yükseklikten serbest bırakılan kalem, silgi gibi eşyalar yer çekimi kuvvetinin etkisiyle kıymetli arkadaşlar ne olacaktır? Yere düşecektir. Yer küre üzerindeki maddelere yer çekim kuvveti kıymetli arkadaşlar. Yani burada yer küre üzerindeki maddelere çekim kuvveti uygularken maddeler de yer küre çekim kuvveti ne yapacaktır? Uygulayacaktır. Yani kısaca etki tepki diyebiliriz. Uygulanan bu çekim kuvvetleri zıt yönlüdür kıymetli arkadaşlar. Örneğin şimdi elma yeryüzünde yani sonuçta dünyanın üzerinde resimde de baktığım zaman şimdi yer küre de elmaya bir kuvvet uyguluyor kıymetli arkadaşlar. Elma da sonuçta yer çekimi kuvvetinin etkisiyle çekirdek yani dünyanın merkezine doğru ne yapıyor kıymetli arkadaşlar? Yani o da bir kuvvet uyguluyor. Yani kısaca yer küre üzerindeki maddelere çekim kuvveti uygularken maddeler de yer küre ne yapacaktır? Çekim kuvveti uygulayacaktır değerli arkadaşlar. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dinamometreler yayların esnekliğinden yararlanarak yapılmıştır değerli arkadaşlar. Dinamometredeki yayın uzamasını sağlayan etki yer çekimi kuvvetidir. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı da ne olacaktır değerli arkadaşlar? Artacaktır. Yani siz bu yaya belli bir miktar kuvvet ya da bir ağırlık taktığınız zaman ya da kuvvetle çektiğiniz zaman kıymetli arkadaşlar yay ne olacaktır? Esneyecektir. Sonuçta bu aşağı doğru hareket edecektir. Yani kıymetli arkadaşlar cisme etki eden yer çekimi kuvveti arttıkça dinamometrenin yayındaki uzama miktarı ne olacaktır? Kıymetli arkadaşlar artacaktır. Zaten animasyonda da görüldüğü üzere değerli arkadaşlar ağırlık arttıkça ya da kuvvet arttıkça dinamometrede okunan değer ne oluyor? Artıyor. Peki ağırlık ne demek? Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ile ölçülür. Kıymetli arkadaşlar özellikle yeni nesil sorularda, testlerde ve birçok öğrenci değerli arkadaşlar kütle ve ağırlığın aynı olduğunu ve bu iki kavramı ne yapıyorlar? Karıştırıyorlar. Kıymetli arkadaşlar ağırlık ve kütle ikisi de birbirinden farklı tanımlardır ve farklı kavramlardır. Sen bunları asla karıştırmıyorum. Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ile ölçülür. Ağırlığın birimi Newton'dur. Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre ne yapıyor? Değişiyor. Kıymetli arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık ne oluyor değerli arkadaşlar? Artıyor. Yani sonuçta dünyamız ekvatorda şişkin kutuplarda basık olduğu için çekirdek kıymetli arkadaşlar biraz daha kutuplarda daha basık halde olduğu için orada biraz daha fazla ne olacaktır? Ağırlık artacaktır kıymetli arkadaşlar. Peki ekvator bölgesinde daha kalın toprak yapısı olduğu için ağırlık ne olacaktır? Burada yer çekime bağlı olarak azalacaktır kıymetli arkadaşlar. Peki ağırlık deyince biz ne anlıyoruz? Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cisme etki eden yer çekimi kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır. Cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordaki ağırlığından daha büyük ölçülür kıymetli arkadaşlar.
Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça yer çekimi kuvveti ne olacaktır? Azalacaktır ve buna bağlı olarak ağırlık da ne olacaktır kıymet arkadaşlar? Azalacaktır. Yani cismin deniz seviyesindeki ağırlığı dağdaki ağırlığından daha büyük ölçülü kıymet arkadaşlar. Yani siz deniz seviyesinden yukarıya çıktığınız zaman, tepeye çıktığınız zaman kıymetli arkadaşlar ağırlığınız ne olacaktır? Azalacaktır. Çünkü bu yer çekimine bağlı olarak ağırlık ne olacaktır? Değişkenlik gösterecektir. Peki ağırlık nelere bağlıdır? Bir, cismin kütlesine. Değerli arkadaşlar G eşittir M çarpı G. Yani biz genelde bu formülü kullanacağız. Ama 7. sınıfın mürfelatında değerli arkadaşlar bu formül fazla yok. Fakat hani fizik dersinde genelde biz bu formülü işliyoruz yani. Ama yine de 7. sınıfın mürfelatında bile olmasa kıymetli arkadaşlar yine bir ismini sonuçta tanımını özelliklerini anlattığımız için yani ağırlık büyük G harfine gösterilir kıymetli arkadaşlar. G eşittir kıymetli arkadaşlar. M çarpı G yani kütle çarpı Y çekimi kuvvetiyle kıymetli arkadaşlar. Bize o cismin neyini verecektir? Ağırlığını verecektir. Kısaca ağırlık değerli arkadaşlar cismin kütlesine ve yer çekimi kuvvetine bağlıdır. Cismin kütlesi artarsa ağırlık da artar. Dünya üzerindeki 1 kilogramlık kütleye değerli arkadaşlar yaklaşık 10 Newton'luk çekim kuvveti etkiler. Bu standarttır kıymetli arkadaşlar. Normalde 9.8'dir. Biz bunu direkt ne yapacağız? 10 alacağız. Yani dünya üzerindeki 1 kilogramlık kütleye değerli arkadaşlar 1 kilogramı kütleye yaklaşık 10 Newton'luk çekim kuvveti etki eden değerli arkadaşlar. Burada bir etkinliğimiz var kıymetli arkadaşlar. Peki geri gittiğimiz zaman 1 kilogram kütle 10 Newton etki ediyorsa 1 Newton'a değerli arkadaşlar 100 gram etki etmesi lazım. O zaman 1 Newton ne olacaktır? 100 gram olacaktır kıymetli arkadaşlar. O zaman 3,5 Newton kıymetli arkadaşlar 350 gram olacak. 700 gram değerli arkadaşlar 7 Newton olacak. 1,2 kilogram kıymetli arkadaşlar 12 Newton olacak. 50 gram kıymetli arkadaşlar 0,5 Newton olacak. 250 gram 2,5 Newton olacak. 10 gram kıymetli arkadaşlar 1 kilogram yani 10 Newton kıymetli arkadaşlar 10 Newton 1 kilogram olarak bileceğiz değerli arkadaşlar. Özellikle sorularda, testlerde, denemelerde kıymetli arkadaşlar bazen bu dönüşümler de karşımıza çıkabiliyor. Yani kısaca biz diyeceğiz ki 1 kilogram kütleye yaklaşık 10 Newton çekim kuvveti etki ediyor. 1 Newton'a değerli arkadaşlar 100 gram etki eder. Buradan da yola çıkarak değerli arkadaşlar bu dönüşümleri ne yapabiliriz? Rahatlıkla yapabiliriz. 2. Bulunduğu gök cismin kütlesine bağlı kıymetli arkadaşlar. Gök cisminin kütlesi ne kadar fazla ise uyguladığı çekim kuvveti o kadar fazla olacak. Örneğin ayın kütlesi dünyanın altıda biridir değerli arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar kütle hiçbir yerde değişmez. Dünyada 600 Newton olan bir cisim ayda ne olacaktır? Altıda bir olacaktır. O zaman 600 Newton'u 6'ya böldüğümüz zaman kıymetli arkadaşlar. Yani dünyada 600 Newton gelen bir insan ayda ne olacaktır? 100 Newton olacaktır. Yani ayın kütlesi dünyanın altıda biridir. Ayın uyguladığı çekim kuvveti dünyanın altıda birine olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde ispatlanacaktır. Üçüncü özelliğimiz ise değerli arkadaşlar dünyanın merkezine uzaklığına bağlıdır. Dedik ki hani ağırlık kütleye kıymetli arkadaşlar sonuçta yer çekim kuvvetine ve dünyanın merkezine uzaklığına bağlıdır kıymetli arkadaşlar. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe cismin ağırlığı ne olacaktır? Azalacaktır değerli arkadaşlar. Yani biz kutuptan ekvatora doğru hareket ettiğimizde cismin ağırlığı ne olacaktır? Azalacaktır. Deniz seviyesinden yukarıya doğru gittiğimiz zaman da kıymetli arkadaşlar yine cismin ağırlığı ne olacaktır? Azalacaktır kıymetli arkadaşlar. Yine burada küçük bir etkinliğimiz var. Bir cismin kütlesi ve ağırlığı aşağıdaki verilen gezegenlerden ölçülüyor. Buna göre cismin bu gezegenlerdeki kütleleri ve ağırlıklar arasındaki ilişkiyi yazınız. Kıymetli arkadaşlar kütle 3 gezegende de aynıdır. Fakat ağırlığa baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar biz kütlesi dedik. Kimin kütlesi daha fazlaysa o zaman orada ne olacaktı? Ağırlığı daha fazla olacaktı kıymetli arkadaşlar. Biz dedik ağırlık kütleye bağlı olarak değişiyor. Şimdi kütle 3 gezegende de aynı. Kütle asla değişmez. Ama ağırlık sonuçta o gezegenin kütlesine bağlı olarak ne olacaktı? Değişkenlik gösterecek. Ama Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter diğer gezegenlerden daha büyük, daha ağırlık kütlesi daha büyük olduğu için
Jüpiter'in ağırlığı dünyadan, dünyanın ağırlığı da arkadaşlar Merkür'den büyük olacaktır. Bir cismin ağırlığı dinamometre ile KLM noktalarında ölçülüyor. Buna göre aşağıdaki ifadenin hangisi doğruysa, hangisi yanlışsa işaretlenir demiş. Dinamometre K noktasında en büyük değeri gösterir değerli arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman deniz seviyesinden daha fazla olacaktır. Doğru. L noktasında dinamometrede okunan değer M noktasında okunan değerden küçüktür demiş. Değerli arkadaşlar L noktasında okunan değer M'den büyük olacaktır. Yanlış. KLM noktalarında dinamometre aynı değeri gösterir demiş kıymetli arkadaşlar. Kesinlikle bu da yanlıştır değerli arkadaşlar. En küçük değeri M'de, en büyük değeri de değerli arkadaşlar deniz seviyesinde gösterecektir. Yani yükseklere çıkıldıkça değerli arkadaşlar ağırlık ne oluyordu? Azalıyordu. Kutuplardan ekvatora giden şekildeki kişiyle ilgili verilen ifadeleri doğru tamamlayan kavramları işaretleyiniz. Demiş ki değerli arkadaşlar kutuptan ekvatora doğru bu öğrencimiz hareket ettiği zaman acaba ne değişir ne değişmez. Kütle kıymetli arkadaşlar asla değişmez. Ağırlık değerli arkadaşlar kutuptan ekvatora doğru hareket ettiği için azalır değerli arkadaşlar. Yani ekvatordan kutuba doğru gitseydi ağırlık artardı. Fakat kutuptan ekvatora doğru geldiği için bu öğrenci ağırlığı ne olacaktı? Azalacaktır. Kutupta yerin merkezine daha yakındı kıymetli arkadaşlar. Kutupta daha yakındır, ekvatorda daha uzaktır kıymetli arkadaşlar. Bu da ekstra bilgi olarak söyleyelim kalsın. Kütle ve ağırlık arasındaki farklara baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, özellikle sorularda, testlerde, denemelerde burası hep karşımıza çıkacaktır. Kütle madde miktarının ölçüsüdür. Eşit kolu terazi ile ölçülür. Birimi kilogram ya da gramdır. Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü ne olur? Değişmez asla. Peki ağırlığa baktığımız zaman cismi etki eden yer çekim kuvvetidir. Dinamometre ile ölçülür. Birimi Newton'dur. Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğüne göre ne olacaktır? Değişkenlik gösterecektir. Hemen hızlı bir şekilde bir etkinliğimiz var değerli arkadaşlar. Diyor ki burada 4 tane öğrencimiz var. Dünyada Ay'daki kütleleri demiş bunları karşılaştırın ya da boşlukları doldurun. Şimdi Yunus'a baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar diyor ki Ay'daki kütlesi 36 ise dünyadaki kütlesi de ne olacaktır? 36 olacaktır. Kütle asla değişmez. Sonuçta Ay'daki ağırlığı Yunus'un Ay'daki ağırlığı 60 ise o zaman dünyadaki ağırlığının 6'da 1 olacak kıymetli arkadaşlar. O zaman değerli arkadaşlar dünyadaki ağırlığı ne olacaktır? 360 Newton olacaktır kıymetli arkadaşlar. Yani sonuçta dünyada diyelim bir cisim 60 ise Ay'da onun 6'da 1 olacak. Celal'a baktığımız zaman değerli arkadaşlar dünyadaki kütlesi 54 ise Ay'daki kütlesi de 54 olacak. Dünyadaki ağırlığı kıymetli arkadaşlar 540 Newton olan Ay'daki ağırlığı değerli arkadaşlar 6'da 1 olacak. O zaman o da kaç olacak? 90 546'ya böldüğümüz zaman değerli arkadaşlar 90 Newton olacak. Enes'e baktığımız zaman Ay'daki kütlesi 48, dünyadaki kütlesi de 48 olur. Daha sonra Enes'in Ay'daki ağırlığı 80 Newton'sa dünyadaki ağırlığı 80 çarpı 6'dan 480 Newton olacak. Sancar'a baktığımız zaman değerli arkadaşlar dünyadaki kütlesi 60'sa Ay'daki kütlesi de 60 kilogram olacak. Dünyadaki ağırlığı demiş 600 Newton'sa 600 Newton'u 6'ya böldüğümüz zaman Ay'daki ağırlığı da 6'da 1 olacak. O zaman 100 Newton olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bazen sorularda, testlerde buna benzer sorular karşımıza geliyor. Öğrenciler sürekli burayı ne yapıyor? Karıştırıyorlar. Lütfen dikkat edin. Şimdi konuyla ilgili biraz soru çözelim kıymetli arkadaşlar. Konumuz bitti. İnşallah verimli olmuştur. Yer seviyesinden yukarılara çıkıldıkça ağırlık ne oluyor değerli arkadaşlar? Azalıyor. Bunun sebebi dünyanın merkezinden uzaklaşmasıdır. Aşağıdaki özdeş cisimlerden ağırlığı en az olan hangisidir? Kıymetli arkadaşlar biz dedik ki yükseklere çıkıldıkça ağırlık ne olacaktır? Azalacaktır. En fazla C'de okunur, en az da B'de okunur. O zaman bizden ne istiyor? En az istiyor. Doğru cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Tabloda verilen ifadelerin karşısına doğru ve yanlış oldukları işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşır? Gök cisimlerin üzerindeki cisimle uyguladıkları çekim kuvveti kütle çekim kuvveti denir. Evet. Dünya üzerindeki ekvatordan kutuplara gidildikçe değerli arkadaşlar ağırlık artıyordu. Evet. Dünyada 10 kilogram bir cisme 1 Newton'un kuvveti etkiledi değerli arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Biz dedik ki 1 kilogram 10 Newton'dur. O zaman 1 kilogram 10 Newton'sa 10 kilogram değerli arkadaşlar 100 Newton etkileyecek. O zaman doğru yanlış olması lazım. Doğru cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır.
Şemada verilen ifadelere uygun kavramlar takip edildiğinde hangi sembol ulaşılır? Bir cismin kütlesini etkileyen yer çekimi kuvvetidir. O zaman bu kimin tanımıdır? Ağırlığın tanımı. Ağırlık birimi neydi değerli arkadaşlar? Biz dedik Newton'du. O zaman doğru ne olacak? Yıldız olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Hasan ağırlık ile ilgili bir poster hazırlamak istiyor. Buna göre Hasan hazırladığı posteri aşağıdaki ifadeden hangisi yazamaz? Ağırlık bir kuvvettir. Evet. Cismin kütlesine bağlıdır. Evet. G eşittir M çarpı G formülünden. Her zaman yönü dünya merkezine doğrudur. Evet. Fakat burada diyor ki ağırlık eşit koli terazi ile ölçülür. Kesinlikle yanlış. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Eşit koli terazi de kütle ölçülür değerli arkadaşlar. O zaman D şıkkı ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Şekildeki araçla ilgili ifadeden gayet doğrudur. Sonuçta dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bu bir eşit koli terazi. Cisimlerin kütlesini ölçer. Evet. Ölçülenlerin değerinin birimi Newton'dur. Değerli arkadaşlar burada ölçülerin değerleri arkadaşlar. Ya da ölçülen değerin birimi kıymeti arkadaşlar. Newton değil. Kilogram olması lazım. Doğru cevap 1 ve 2 olacak. Yani cevabımız C şıkkıdır. K cismi tek başına bir kavala cismiyle birlikte 2 dinamometre takımla şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K cisminin ağırlığı ile cismin ağırlığı kaç katıdır? Kıymetli arkadaşlar birinci şekle baktığımız zaman K cismi 3 birim uzamış. O zaman bu 3 Newton olabilir. Her bir cisim her cismi tek başına bir cisim bir bölüme 1 Newton dersek K 3 Newton olur. Ama ikinci şekle baktığımız zaman ikinci duruma 4 birim uzamış. O zaman K 3 birimdi. 1 birim de L olur. O zaman kıymetli arkadaşlar K cisminin ağırlığı L'nin 3 katı olacaktır. Doğru cevap Bursa olacaktır. Dinometre sırasıyla X, Y, Z cisimleri asılıyor. Buna göre yandaki öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur? Kıymetli arkadaşlar X cisminin ağırlığı Z cisminin ağırlığının 2 katıdır. Kıymetli arkadaşlar bu kesinlikle yanlış. B'ye baktığımız zaman Y cisminin ağırlığı dikkatli bir şekilde baktığımız zaman 4 bölüme inmiş. Z cisminin ağırlığının 2 katıdır. Z 2 bölme, Y 4 bölme. Evet kesinlikle Y Z'nin değerli arkadaşlar 2 katıdır. O zaman doğru cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Özdeş bir cismin ağırlığı K L M noktalarında ölçüldüğünde ağırlıklar arasında K eşittir L büyüktürme ilişkisi görülüyor. Buna göre K L M noktaları dünya üzerinde hangi bölgeler olabilir? Değerli arkadaşlar demek ki öyle bir şey seçeceğim ki şimdi ben A şıkkına baktığım zaman M ile L ekvator düzlemiydi fakat kesinlikle K hepsinden büyük olması lazım. Şimdi kutuplarda ağırlık daha fazladır. K büyük olur, M ile eşit olur ve küçük olur. O zaman A bu yukarıdaki bilgiyi desteklemiyor. B olamaz, D de olamaz ama C'ye baktığımız zaman K ile kutuplardadır değerli arkadaşlar. Kutuplarda olduğu için ağırlık ne olacak? Birbirine eşit olacak. M noktası da ekvatorda olduğu için ağırlık daha azalacak. O zaman K eşittir L büyüktür M ilişkisi değerli arkadaşlar. C şıkkında kesinlikle görülüyor. Ve doğru cevap ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Bir cismin ağırlığı K L M noktalarında ölçülüyor. Buna göre cismin K L M noktalarında ölçülen ağırlıklar arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangisidir değerli arkadaşlar? Kıymetli arkadaşlar biz dedik ki deniz seviyesinde ağırlık daha fazladır. Uç noktalarda yükseklere çıkıldıkça ağırlık ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman M'de en az, K'da da en fazla olacak. O zaman grafiklere baktığım zaman A gitti, C gitti, D gitti. O zaman değerli arkadaşlar ağırlığı en fazla olan K, sonra L, sonra M. Doğru cevap ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Dünyadaki kütlesi 60 kilogram olan bir öğrenci Ay'a seyahat ediyor. Buna göre öğrencinin Ay'daki kütlesi ne olacaktır? Yine 60 Newton yani 60 kilogram olacaktır. Değerli arkadaşlar kilogram yani kütle asla değişmez. Dünyada bu vatandaş 60 kiloysa Ay'da da 60 kilo olur. Kütle asla değişmez. Fakat deseydi dünyadaki 60 Newton olsaydı ağırlığı o zaman Ay'da 6'da 1 olacaktı. Ay'da da 10 Newton olurdu. Tabii ki bizden kütle istendiği için kütle asla değişmez. Doğru cevap B şıkkı olacak. Kıymetli arkadaşlar 3. ünitemizin kıymetli arkadaşlar 1. dersi bitti. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar videoyu izleyip ya da durdurup önemli olan noktaları not alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kanala desteklerinizi
kıymetli arkadaşlar sakın şey yapmayın. Lütfen desteklerinizi istiyoruz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.